Emekli maaşının 3 tane formülü var. Bir tanesi 31 Aralık 99 yılı ve öncesi. Ben ona demir enerji ödüyorum diyorum. Aylık bağlama oranı %70. Yani ayda ortalama kaç para kazanıyorsan %70 senin emekli maaşın. Şimdi, peki ben bundan yararlanabiliyor muyum? Evet. 99'un ölçüsünü yararlanıyorsun. İkincisi 2000 yılıyla 2008 arası, ona Yaşar Oken dönem diyorum. %65. Üçüncüsü 2008 yılı ve sonrası, ona da Recep Tayyip Erdoğan dönem diyorum. %28. %70, %65, %28. Basitçe peki örnek... bunların hangisine tabiyim? Efendim, hepsine tabisin. Hepsine tabiyim. 2008 yılından sonra çalışman var mı? İlya, ben 89'da 70 gün sonra 2003'ten sonra devamlı çalıştım. Tamam, demek ki 2008 yılından sonra çalışman var. Aynen. 2008 yılından sonra çalışman olmasaydı, bugün emekli yaşında olsaydı alacağın emekli maaşı 2800 TL'ydi. İnanılmaz. Şimdi 2008 reformunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Amacı da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarını kapatmaktı. Bugün emekli olsam bu bilgiyle alacağım maaş 1400 TL. Yani 2800'ün yarısı olan 1400 TL'yi Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermesin diye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bıraktı. Korkunç. Korkunç veya değil. Ama durum bu, gerçek bu. Şimdi yine soruyorum. Peki. Sosyal Güvenlik Kurumu açık versin mi, vermesin mi Hülya? Versin tabii ki. Tabii. O zaman versin diyorsan emekli maaşın 2008 olması için her türlü yolu deneyeceksin. Sosyal medya. Peki ne yapabilirim? Sosyal medya. Sözlü, konuşma, mektup. Çünkü şu anda Hülya emekli olursa 2800 lira emekli maaş alacak yerine 1400 lira alacak. Sırf Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermesin diye Hülya'ya 2800 yerine 1400 lira maaş verecekler. Razı mısın buna? Korkunç bir hak kaybı. Razı mısın, değil misin? Kesinlikle değilim. O zaman gerekli tepki göstereceksin. Demokratik tepkini. Demokratik olarak tepki göstereceksin. Hakaret yok ama demokratik tepki. Ben hak ettiğim... Bak şöyle anlatayım Hülya. 2008 reform olmasaydı şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu şu anda brüt asgari ücret 2558 TL. Yasa diyordu ki koca koca insanlar toplanıyorlar. Bir işçinin aç kalmadan yaşaması için verilmesi gereken 2558 TL. Sonra bundan %15 sigorta primi, %15 vergi alıp 2000 lira veriyorlar. 2008 öncesindeki yasa diyordu ki asgari ücretin %110'undan az emekli maaş olamaz. O emeklinin eşi vardır, çocukları vardır. O yüzden evet, bir emekliye asgari ücretin brütünün %110'undan daha az maaş verilemez diyordu. Yani 2800 lira. Adilmiş. Şimdi yasa diyor ki asgari ücretin %35'inden az olamaz diyor. 900 lira. Peki ben şimdi işe girersem emekli maaşım daha da düşecek mi? Ben senin adına prim ödenirken düşecek. Ama bunu şöyle yapalım. Sen 3500 lira brütün var dedin ya. Bunu 30 Hayır, gün değil. Benim prim günüm 6000 gün var. Tamam. 6000 gün. Hülya, sen 3500 lira brütle bir işe girdin diyelim. Hı hı. Tamam mı? İşverene evet, diyeceksin ki ey işveren, 3500 lira brütümü ayda 30 gün bildirirsen benim ileride alacağım emekli maaşı her ay 3 lira, 3 lira düşecek. Ben bu düşüşü istemiyorum. Evet. O yüzden bu 3-5 lira brütü benim için 5 gün bildir, 6 gün bildir diyeceksin. Bak brüt yine 3500 ama 6 gün. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurum bilgisayarı emekli maaşı hesaplarken şuna bakıyor. Önce bir günlük kazanca bakıyor. Onu 30'a çarpıyor, aylık kazancı buluyor. Şimdi bu 3500 lirayı 6 gün bildirirsek senin günlük kazancın yaklaşık olarak 600 yaklaşık olacak. 600 çarpı 30 18.000 TL. Bu durumda seni ayda 18.000 TL kazanan bir Hülya gibi emekli maaşına atılacak. Ve emekli maaşın düşmeyecek.
Artacak mı? Artacak. Aa, çok iyi. Formül bu. Konuşabilir misin? Konuşabilirim. Tamam. Diyorsun ki 3500 lira brütümü benim 30 gün değil 6 gün bilir diyorsun. 6 gün. Tamam. Anlaştık mı? O zaman düşmez artar. Yani devlet size tuzak kurmuş. Ben de o tuzaktan nasıl kurtulacağınızı söylüyorum. Tamam mı Lüya? Tamam. Peki. Var mı soru?